Flash Hava Yolları'na ait 604 sefer sayılı Boeing 737 uçağının içindeki 135 yolcu ve 13 mürettebatıyla birlikte Mısır'dan Fransa'ya yaptığı yolculuğu sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Bu kaza yaşanmış gerçek bir kazadır. Resmi raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. Mısır'ın kumlarında binlerce yıllık tarih saklı. Her yerde eski medeniyetlerden kalma eserler var. Güneşi özleyen Avrupalılar için Mısır bunun yanı sıra bir tatil mekanı. Kumun en kıymetlisi bu sahillerde. Şarm el-Şeyh şehri, Kahire'nin birkaç yüz kilometre güneydoğusunda. Kızıldeniz'in kıyısındaki bu şehir biraz dinlenmek ve rahatlamak isteyen tatilciler için ideal bir mekan. Bu şehir Avrupalılar arasında oldukça popüler. Bunun sebebi 5 saatlik bir uçuşla sıcak bir denizi bulabilmeleri. Şehrin popülerliği gittikçe artıyor. Yılda 4 milyondan fazla yolcu bu şehrin havaalanını kullanıyor. 3 Ocak 2004. Gece saatler 2'yi biraz geçiyor. Tatilciler gece yarısı olmasına rağmen şehrin sokaklarında. 53 yaşındaki Kaptan Kadir Abdullah ise güne yeni başlıyor. Kaptan dakikliği ile tanınıyor. Eskiden Mısır Hava Yolları'nda pilotluk yapan Kadir, şu anda ucuz tarifeli uçak şirketi Flash Hava Yolları'nda oldukça saygın bir kaptan. Kaptan Kadir, 25 yaşındaki yardımcı pilotu Emir El Şafii ile buluşuyor. Şarm el-Şeyh'ten Paris'e birlikte uçacaklar. Yardımcı pilot kaptanın oğlu olacak kadar genç. Uçuş geç saatte olduğu için bir yolcu çocukların uykusunu bölmemek için aldığı bileti iptal edip uçağa binmekten vazgeçiyor. Diğer turistler için ise havayolu şirketinin ucuz biletleri sabah erken kalkmaya değiyor. 135 yolcu ve 13 mürettebat uçaktaki yerlerini alıyor. Sabah saat 5. Eşref Abdelhamit kokpitteki uçuş ekibinin 3. elemanı. Abdelhamit yıllarca uçuş firmalarında pilotluk yapmasına rağmen yardımcı pilotluk eğitimi alıyor. Ekip elemanlarından hiçbiri hava trafik kontrolünden gelen yetersiz hava koşulları bilgisinden tatmin olmuyor. Kaptan pilot, gökyüzü açık demediler, bulutlu ve gökyüzü açık dediler. Bu nasıl olur, İkisi zıt şeyler diye kokpit ekibine soruyor. Kaptan ayrıca uçağın önemli aletlerinden birinin çalışmadığı için gergin. Mühendis bir sorun olduğunu kabul etse bile sorunu tamir edecek kadar ciddi bulmuyor. Kokpittekiler esprili bir şekilde yardımcı pilota muhtemelen emir sarsıntılı bir şekilde iniş yaparken olmuştur deyip gülüp geçiştiriyorlar. Kabin görevlisi yolculara uçağa hoş geldiniz anonsu yapıyor. Uçak havalandığında gün doğumuna daha saatler var. 604 sefer sayılı uçak Kahire'ye dönmeden önce Kızıldeniz'in üstünden uçacak. Uçak zifiri karanlık bir gecede ilerliyor. Manzarayı aydınlatacak ay olmadığı için yolcular camdan dışarı baktıklarında hiçbir şey göremiyor. Kokpitte Kızıldeniz'in üstünde yapılacak basit bir dönüş tuhaf bir eğim kazanıyor. Kaptan yardımcı pilota uçağın biraz önce yaptığını gördün mü diye soruyor. Uçağın yaptığı hareketlerden rahatsız oluyor. Kabindeki yolcular bile bu hareketi hissediyor. Yardımcı pilot kaptana sağa dönüyoruz efendim diyor. Kaptan ise ne demek sağa dönüyor diyor. Ama uçağın Kahire'ye yönelmek için sola dönmesi gerekiyordu. Ancak tam tersine dönüyor. Kaptan pilot uçağı rotaya sokmaya çalışıyor ama durum gittikçe kötüleşiyor. Kabinde panik başlıyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlayan kaptan yardımcı pilotu otomatik pilotu devreye sokmasını istiyor. Yardımcı pilot devreye almayı deniyor ama otomatik pilot çalışmıyor. 737 neredeyse tamamen yan uçmaya başlıyor. Uçak Kızıldeniz'e doğru daireler çizerek düşerken hız kazanıyor. Kalkıştan sadece birkaç dakika sonra uçak tamamen kontrolden çıkıyor. Saatte 700 kilometreden fazla bir hızla Kızıldeniz'e doğru düşüyor. Bir süre neredeyse baş aşağı uçtuktan sonra uçuş ekibi sonunda uçağın kontrolünü biraz almayı başarıyor. Ardından yer yakınlık ikaz sistemi uyarısını duyuyorlar. Kızıldeniz'e tehlikeli bir şekilde yaklaşıyorlar. Sonunda 604 sefer sayılı uçak Kızıldeniz'e çakılıyor. Sabah saat 5 civarı.
Uçak havaalanından kalktıktan birkaç dakika sonra kontrolörün radar ekranından kayboluyor. Güneş doğduğunda arama kurtarma ekipleri kaza alanına ulaşıyor. Ama kurtarma ekiplerinin yapabilecekleri fazla bir şey yok. Uçak kaza anında paramparça olmuş. Suyun üstünde enkaz parçaları var ama uçağın büyük bir kısmı suyun altına gömülmüş. Hayatta kalan yok. Uçaktaki 148 kişinin tamamı hayatını kaybetmiş. 604 sefer sayılı uçak sabah Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'na inecekti. Yolcuların aileleri ve arkadaşları beklerken görevliler uçağın rötar yaptığı açıklamasını yapıyor. Ama uçağın kaza haberi yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Şirket yolcu yakınlarını yakındaki bir otelde toplayıp uçağın düştüğü açıklamasını yapıyor. Tatil beldelerindeki otellerde çalışanlar 604 sefer sayılı uçağa binen yolcuların boşalttıkları odaları kontrol ediyor. Ama odalardan biri hala dolu. Görevli şaşırıyor. Odanın kapısını açan kişi uçuş geç saatte olduğu için biletini iptal eden kişiydi. Ailesiyle birlikte hayattaydı ama bulundukları otelde 82 kişi o uçağa binmişti. Uçaktan yardım çağrısı yapılmamıştı. Hava trafik kontrol merkezine sorun olduğunu bildiren hiçbir uyarı gönderilmemişti. Uçağın havalandıktan sonra sadece birkaç dakika sonra düşmesi akıllara uçağa bir bombanın düşülmüş olabileceğini getiriyor. Soruşturma heyeti uçağın rotasını incelediğinde uçağın doğrudan Mısır lideri Hüsnü Mübarek'in yazlık evinin bulunduğu şehrin üstünden geçtiğini görüyor. Bu nokta ayrıca Mısır'ı ziyarete gelen İngiltere Başbakanı ve ailesinin kaldığı noktaya çok yakın. Başbakan ve ailesi kaza günü aynı havaalanından uçağa binecekti. Başbakanın etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Kazadan iki gün sonra yetkililere bir telefon geliyor. Yemenli teröristler kazanın sorumluluğunu üstleniyor. Ancak bu telefona ve Mısır'da yayılan söylentilere rağmen soruşturma heyeti kısa sürede sebebin terörizm olmadığına karar veriyor. Ekibe göre enkaz çok geniş bir alana yayılmış olsaydı bu uçağın havada patladığı anlamına gelirdi. Ama bu kazada uçağın enkazı küçük bir alandaydı. Yani havada patlama olmamıştı. Uçak suya tek parça olarak düşmüştü. Peki sabotaj değilse uçağı bu kadar kısa sürede düşüren şey neydi? Heyetin önünde zorlu bir araştırma var. Uçak Kızıldeniz'in derinliklerine gömülmüştü. Dalgıçların köpek balıklarıyla mücadele etmeleri gerekiyordu. Kurtarma ekipleri sadece parçalanmamış birkaç tane cansız bedene ulaşabildi. Araştırma ekibinin ilk işi kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazını bulmak olacak. Eğer kara kutular kazadan sağlam çıktıysa çok değerli bilgiler sunabilir. Uçakta çok fazla Fransız turist olduğu için Fransız hükümeti elinden gelen her şeyi yapmak istedi. Ve deniz dibini tarayacak kapsamda bir gemi yolladı. Ancak enkaz çok derindeydi. Fransız sualtı tarama gemisi su altındaki basınca dayanamıyordu. Araştırma ekibinin acilen başka bir sualtı araştırma gemisine ihtiyacı vardı. Ama zaman daralıyor. Kara kutular hala sinyal yolluyordu ama bataryaları sadece 30 gün dayanabilirdi. Kara kutuları bir an önce bulmazlarsa 604 sefer sayılı uçak kazasını bir daha asla çözemeyebilirlerdi. Arama çalışmaları sürerken kazada ölenlerin aileleri ve arkadaşları yas tutuyordu. Amerikalı, Fransız ve Mısırlı uzmanlar ortak çalışmaya başlıyor. Kara kutuların bulunması beklenirken havayolu firmasına odaklanıyorlar. Sadece iki uçağı olan şirket Avrupalı müşterileri kazanmak için çalışan onlarca ucuz tarifeli uçak şirketlerinden biriydi. Son 10 yılda ucuz tarifeli şirketlerde hızlı bir artış olmuştu. Bu şirketler turizm pazarından pay alabilmek için mücadele ediyorlardı. Tatil beldesi Sharm el-Sheikh de uçuş yaptıkları birçok yerden biriydi. Bu kadar ucuz yolculuk hizmeti vermenin yollarından biri de uçakları 24 saat çalıştırmaktır. Bu kadar sık sefer düzenlemek uçakların sürekli uçması anlamına geliyor. Flash hava yollarıyla uçan eski yolcular şikayetlerini anlatmaya başlıyor. Bir yıl önce Sharm el-Sheikh'ten Bologna'ya uçan bir yolcu flash hava yolları uçağının dışında alevler gördüğünü hatırlıyor. Motoru alev alan uçak acil iniş yapmak zorunda kalmış.
Soruşturma heyeti 2002 yılında İsviçre Havacılık Biriminin daha sonra kaza yapacak olan bu uçakta denetim yaptığını öğreniyor. Pilotların oksijen maskesi yoktu. Oksijen deposu yeterli değildi. Kokpit aletlerinin bir kısmı çalışmıyordu. Bu eksiklikler yüzünden İsviçre hükümeti gerekli tamiratları yapana kadar 8 saat boyunca uçuş izni vermiyor. Birkaç gün sonra Flash Hava Yolları'nın İsviçre'deki uçuşları yasaklanıyor. Ardından Polonya'da da yasaklanıyor. Norveç'te ise tur operatörleri Flash Hava Yolları ile çalışmayı bırakıyor. Flash Hava Yolları'nın güvenlik kayıtları ile ilgili endişeler artınca heyet üyeleri şirketin tüm evraklarını taramaya başlıyor. Düşen uçağa ait son döneme ait bakım kayıtlarının kopyalarının çıkarılmadığını keşfediyorlar. Bu kayıtların asılları uçakta olduğu için artık yok olmuş durumda. Uçakla ilgili teknik kayıtların kopyalarının çıkarılmaması ve orijinallerin uçakta olması yasalara aykırıydı. Fransız hükümeti Flash Hava Yolları hakkında birçok şüpheli nokta olduğuna kanaat getiriyor ve Flash Hava Yolları'nın Fransa'daki faaliyetlerini durduruyor. Şirketin uçaklarıyla ilgili kafalarda birçok soru işareti olmasına rağmen 604 sefer sayılı uçağın pilotları ile ilgili böyle bir şey söz konusu değildi. Kaptan Kadir yalnızca birinci sınıf bir pilot değil, aynı zamanda bir savaş kahramanıydı. Kariyeri boyunca birçok tipte büyük kargo uçakları uçurmuştu. 7000 saatlik uçuş tecrübesi ve 2000 saatlik eğitimci olarak katıldığı uçuşlar vardı. Tüm bunlar Kaptan Kadir'in örnek bir pilot olduğunu gösteriyordu. Enkazın çok büyük bir kısmı suyun altına gömülmüştü. Araştırma ekibi kara kutulara ulaşmayı hala başaramamıştı. Günlerce süren çalışmaların ardından sonunda bir ilerleme oluyor. Fransız araştırma gemisi kara kutuların yaydığı sinyalleri alıyor. Uzaktan kumandayla çalışan bir denizaltı 1000 metrenin altına iniyor. Çarpmanın etkisiyle enkaz geniş bir alana yayılmış. Kazadan 2 hafta sonra kara kutular denizin dibinde bulunuyor. Kızıldeniz'in derinliklerinden çıkarılan kara kutular Kahire'de incelenmeye alınıyor. Kara kutuların bulunmasından sonra enkaz arama çalışmaları bitiriliyor. Enkazın bütününe ulaşamasalar da araştırmacılar ellerindekine odaklanıyor. Kara kutuların düşen uçağın son dakikalarını aydınlatacağını umuyorlar. Araştırmacılar uçağın izlediği yolu belirlemek için uçuş veri kayıt cihazından ve radardan elde ettikleri bilgilere dayanan bir animasyon hazırlıyor. Uçuş veri kayıt cihazı şaşırtıcı manzarayı ortaya çıkarıyor. Kalkıştan hemen sonra uçak olması gerektiği gibi sola dönmeye başlıyor. Ama hemen ardından uçak ters yöne yatmaya başlıyor. Kokpit ses kayıtları da bu duruma kaptanın hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Yardımcı pilot kaptana uçak sağa dönüyor efendim diyor. Kaptan pilot da ne demek sağa dönüyor diyor. Kokpit ses kayıt cihazının analizi pilotların bir çeşit anormallik yaşadığının kesin olduğunu ve anlayamadıkları bir sorunla karşılaştıklarını gösteriyor. Araştırmacılar uçağın tuhaf hareketlerinin nedenini bulmak için uçuş veri kayıtlarını dikkatle inceliyor. Ekibe göre belki de mekanik bir arıza uçağı rotasından çıkarıyordu. Ve kalkıştan önce işlerin yolunda gitmediğine dair bir kanıt buluyorlar. Kalkıştan önce kaptan ve zemin mühendisi elektrikle ilgili bir arıza yüzünden tartışıyor. Ancak kokpit ses kayıtlarında aksaklığın ne olduğu anlaşılamıyor. Trajik olan şu ki zemin mühendisi de uçaktaydı ve o da hayatını kaybetmişti. Zaman uzadıkça kurbanların aileleri ve arkadaşları gün geçtikçe öfkeleniyor. Kazanın üzerinden 11 ay geçmişti ve hiçbir açıklama yapılmamıştı. Daha sonra Mısır Soruşturma Heyeti belgelere dayalı bir rapor yayınlıyor. Rapor kara kutulardaki tüm bilgileri içeriyordu. Ama uçağın neden düştüğüne dair bir sonuca ulaşılamamıştı. Bunun gibi karmaşık bir vakada araştırmacıların elinde hala bir sonuç yoktu. Yapabilecekleri tek şey cevabı aramaya devam etmekti. Ellerindeki tüm hipotez halindeki senaryoları inceleme sürecinde verilere uymayanları eleyerek başlıyorlar. Toplam 50 farklı teori tüm detayları ile inceleniyor. Ekip olasılığı en yüksek senaryoları bir simülatörde test etmek için Amerika'ya gidiyor. Simülatördeki testlerin sonucu ile birlikte Kahire'ye geri dönüyorlar.
Uçağın dönüş yönünü etkileyecek 4 mekanik arıza bulunuyor. Araştırmacılara göre kazayı açıklayacak şey uçağın neden rotadan çıktığını bulmak. Bu aşamada eleyemedikleri senaryolarla baş başa kalıyorlar. Senaryoların ikisi uçağın sağ kanadındaki kumanda yüzeyleriyle ilgiliydi. Kanada bitişik olan kumanda yüzeyinin kalkması uçağı yavaşlattı. Direnç yaratan ya da hava akımını bozan bu durum uçağın dönmesine sebep oldu. Pilotun kumanda kabloları sıkıştıysa bu durum uçağı sağa yatırmış olabilir. Kumanda yüzeyi ile ilgili arıza olası açıklamalardan biri ama somut kanıt yok. Şirkete ait uçaklarda bakım sorunları olmasına rağmen bunlardan hiçbiri kumanda yüzeyleri ile ilgili değildi. Araştırmacılar şimdi başka bir açıklama arıyor. Bir diğer olası kaza sebebi de uçağın kanatçıkları. Kanadın bu bölümü uçağın dönüşlerinin açısını kontrol ediyor. Arızalı bir kanatçık uçağın sağa dönmesine sebep olabilirdi. Bu durumda pilotlar sorunun üstesinden gelemediyse uçak denize doğru daireler çizmeye başlayabilirdi. Kanatçık hareketlerindeki bir kontrolsüzlük uçağın yönünü kazada görüldüğü şekilde döndürmüş olabilir. Ama bir kez daha bu teoriyi destekleyecek somut bir kanıt yok. Ayrıca kanatçık hareket kontrolsüzlüğü pilotların baş edebileceği bir sorun. Kokpit ses kayıtlarında pilotların otomatik pilotla ilgili konuşmaları araştırmacıların kafasını karıştırıyor. Kaptan pilot otomatik pilotun devreye sokulmasını istiyor. Yardımcı pilot deniyor ama otomatik pilot devreye girmiyor. Araştırmacılar ses kayıtlarının başlarında kaptanın fikrini değiştirdiğini ortaya çıkarıyor. Kaptan Kadir Kızıldeniz üzerindeki dönüşü manuel olarak başlatıyor ama sonra otomatik pilota geçmeye karar veriyor. Uçuş veri kayıt cihazı verilerinde uçak yükselişteyken otomatik pilotun devrede olduğu görülüyor. Kayıtlar otomatik pilotun yalnızca 3 saniyeliğine devreye sokulduğunu gösteriyor. Araştırmacılar otomatik pilotun arızalanıp etkin kalmış olabileceğini düşünmeye başlıyor. Pilotların devreden çıkardıklarını düşündükleri anda otomatik pilot sistemi uçağı kontrol etmeye devam edip uçağı sağa döndürmüş olabilir. Uçağa ne olmuş olursa olsun kafaları en çok karıştıran şey düşene kadar uçağın kontrol altında gibi görünmesi. Çarpma anından birkaç saniye önce kaptan uçağın kontrolünü sağlamış gibiydi. Eğer mekanik bir arıza varsa neden kaptan birkaç saniye kontrolü sağlayabildi? Araştırmacıların bir kısmı mekanik arızanın yanı sıra pilotlara da incelemeyi öneriyor. Belki de Mısırlı pilotlara duyulan aşırı güven yanlış olabilirdi. Bu uçuştaki kaptan binlerce saat uçuş tecrübesi olan bir savaş kahramanıydı. Uçuş verilerini yeniden inceleyen ekip ilginç bir şey keşfediyor. Uçağın tuhaf bir şekilde sağa dönmesinden önce aynı anda 3 şey olduğu fark ediliyor. Yumuşak bir sola dönüş yerine uçak dönüş hareketlerinden erken çıkıyor. Burun yükselmeye başlıyor ve uçağın hava hızı fark edilir şekilde düşüyor. Ama bu süre boyunca pilotlar hiçbir şey söylemiyor. Yani kaptan pilot rotasındaki değişikliğin farkına varmamış. Bazı heyet üyeleri bu tuhaf görünümlü davranışı açıklayacak bir teori öne sürüyor. Belki de kaptan pilot algı bozukluğu yani vertigo yaşamıştı. Algı bozukluğu herkeste görülebilen fizyolojik bir durumdur ve iç kulakla ilgilidir. Belirgin bir görselin olmadığı karanlık denizler üstünde bir ışık kaynağı yoksa pilotlar görsel olarak sağa sola veya yukarı aşağı uçtuğunu algılayamayabilir. Eğer iç kulak sıvısı hareket ettiyse ya da kişi başını eğdiyse fizyolojik bir durum uçak dönerken bile pilotun uçağın dümdüz ya da aynı hizada gittiğini sanmasına sebep olabilir. Uçağın takip ettiği rota algı bozukluğuna yol açmaya müsaitti. Uçak aysız bir gecede havalandı. Kaptan uçağı manuel yönetiyordu ve yükseliş esnasında dönmeye başladı. Karanlık suların üstünde yükselirken Kaptan Kadir'in yalnızca duyularını kullanarak tam olarak nerede olduğunu bilmesi çok zordu. Uçağın yavaşça sola dönmesi gerekirken kumanda sağa hareket etmeye başladı. Belki de kaptan farkında bile olmadan dönüyordu. Uçağın kontrol panellerine bakan kaptanın gördüğü bir şeyler yüzünden sağa yöneldiği anlaşılıyor. Yanlış anlaşılan bir ufuk çizgisi ya da pencereden gördüğü bir şey olabilir. Kaptan yardımcı pilota uçağın ne yaptığını gördün mü diye soruyor.
Belki de kaptan uçakla ilgili bir sorunu düzelttiğine inanıyordu. Uçuş rotasına girdiğine inanıyordu ama bunun tam tersi bir bilgi geliyor. Yardımcı pilot kaptana sağa dönüyoruz efendim diyor. Düşündüğünün tam tersi olan bu bilgi kaptanın aklını iyice karıştırıyor. Mısırlı heyet üyeleri Kaptan Kadir'in uçuş esnasında zihin kaosu yaşamış olabileceğini kabul ediyor ama bununla ilgili ellerinde bir kanıt yok. Zihin kaosunun kazadaki yeri bir yana, heyet üyeleri pilotların bununla baş etmek için gerekli eğitimi almadıklarını öğrenmek üzereler. Kazanın üzerinden 2 yıl geçiyor. Enkazın büyük bir kısmı hala denizin derinliklerinde. Kara kutuları titizlikle inceleyen araştırmacılar zihin kaosunun kazada rolü olabileceği sonucuna varıyor. Ama mekanik sorunlar da uçağı düşürmüş olabilir. Araştırmacılar sırrı çözmek için uğraşırken şaşırtıcı bir keşif yapılıyor. Havayolu yetkilileri şirket için zorunlu olmasına rağmen pilotlara ekip kaynakları yönetim eğitimi verilmediğini açıklıyor. Bu eğitim pilotların yaşadıkları durumla baş etmelerini sağlayabilirdi. Heyet üyeleri oldukça genç olan yardımcı pilotun uçakta bir sorun olduğunu kaptandan daha önce algıladığını fakat kendinden çok daha tecrübeli olan kaptana öneride bulunmaktan çekindiğini düşünüyor. Ve uçağın kontrolünü eline alacak bir girişimde bulunmuyor. Ama kaptan ve yardımcı pilot kokpitte yalnız değildi. Yardımcı pilottan daha tecrübeli bir pilot da oradaydı. Motor çalışmadan önce oldukça fazla konuşuyor. Ama uçak havalandıktan sonra sadece çakılmaya saniyeler kala hızı kesin diye bağırıyor. Uçakta ne olduysa çok çabuk oldu. Ve uçak yeni kalktığı için ekibin denize çakılmadan önce tepki verecek çok az zamanı vardı. Kazaya dair son rapor Mart 2006'da yayınlanıyor. Raporda net cevaplar yoktu. Mısırlı yetkililer uçaktaki 4 mekanik sorundan birinin kazaya sebep olabileceğini belirtiyor. Ayrıca zihin kaosunun kazada rolü olabileceği ama kazanın ardındaki ana sebep olmadığını belirtiyorlar. Amerikalı yetkililer kazadan uçağı sorumlu tutmayı reddediyor. Bunun yerine sorunun ekibe yeterli eğitimi vermeyen havayolu şirketinde olduğunu belirtiyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp beğenebilir, daha sonraki videolardan haberdar olabilmek için abone olup bildirimi açabilirsiniz.